Merhaba değerli arkadaşlarım. Ankara Berberler Odası eğitimine tekrar hoş geldiniz. Müşteri sizi niye tercih etsin mağamlı sunumuza Ankara Berberler Odası Başkanımız Sezai Karan'ın isteği üzerine devam ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Dünya genelinde bazı terimler var, bilinmesi gerekenler var. Erkek berberliğinin içinde olduğumuz terimler var. Sıkça sorulan sorular var. Avrupa'da bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımıza Avrupa'da bay bayan erkek kuaförü bir olduğu için salonlarda sıkıntı çekmemeleri için bilmesi gereken ince anekdotları buradan sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Evet arkadaşlar, defrize işlemine başlıyorum. Defrize deyince arkadaşlar saçı düzleştirme işlemi. Eskiden defrize işlemine iki karton arasına ilacımızı hazırlardık. Penselle tuttururduk. Defrize yapardık saç düzleştirme. Kalıcıdır defrize aynı zamanda. Kalıcı saça, kalıcı şekil vermedir. Şimdi günümüzde darklar var, işte keratinler var, efendim silindirler, farklı farklı düzleştirme kremleri var. Defrize deyince düzleştirme işlemi aklımıza gelecek. Düzleştirme işlemi de kalıcı bir işlemdir. Yani geçici değil. Fön geçicidir. Defrize kalıcıdır arkadaşlar. Dekolore deyince saçın rengini açmaya yarayan işleme dekolore diyoruz arkadaşlar. Bir ton, iki ton açmaya rofleden alabilirsiniz. Balyajdan alabilirsiniz. Rofle işlemleri, bunlar da ileride çıkacak. İşte bunlar balyaj işlemleri, dekolore işlemleri, rofle işlemleri bunlar arkadaşlar. Evle makası ben ayırdım buraya arkadaşlar. Kimi seyretme makası diyor. Kimi ara makası diyor, kimi efendime söyleyeyim evle makası, ara makası, seyretme makası diye terimleri var. Evle makası bu arkadaşlar. Yani sizin tabirinizde ara makası dediğiniz, seyretme makası dediğiniz şeyin asıl adı evle makası arkadaşlar. Friksiyon arkadaşlar, eski ustalarımız bilir, saçı yıkarken veyahut da saçtan sonra saçı yıkarken böyle friksiyon yaparsın, masaj yaparsın parmak uçlarınızda. Bu işlemin adı friksiyon veyahut da saç yıkadıktan sonra kolonya dökersiniz, müşteriye masaj yaparsınız. Bu işlemin adı friksiyon işlemi arkadaşlar. Evet, helezon arkadaşlar. Helezon saç döngüsü. Yani saç analizi yaparken saçta et beni var mı, sivilce var mı, döngüler var mı? Bu döngülerin, sakalların asıl ismi helezon ismi. Önlerde olur sakallar, enseler olur, farklı farklı saçın farklı yerlerinde sakallar olur. Bu sakalların döngülerinin ismi helezon arkadaşlar. Evet, saçın çıkış yönüne göre değişiyor helezonlar. Hijyen arkadaşlar, sağlığa zarar verecek ortamlarda korumak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümüne hijyen diyoruz arkadaşlar. Kişisel koruyucu donanım dediğimiz zaman arkadaşlar KKD bunun kısaltılışı. Çalışanı yürütülen işten kaynaklanan sağlıklı ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riski karşı koruyan çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan bu amaçla uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlara KKD diyoruz. Kişisel koruyucu donanım diyoruz. Klomozon arkadaşlar, ben buraya size yardımcı olmak için ayırmıştım klomozonu. Klomozon şöyle koyalım, ben biraz dağınık olmasın diye toparlamıştım. Klomozon bu arkadaşlar. Klomozonda kimyasal işlemleri ısı vererek hızlandırmak. Yani saç bakımı yaparken, boya yaparken belli bir ısıda bir saat bekleyeceğine 20 dakika, 10 dakika saçın yapısına, cildine, durumuna göre bu cihazları kullanıyorsunuz arkadaşlar. Klomozon deyince aklınıza bu gelsin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kimyasal işlemler ısı vererek hızlandırılan cihazın adı klomozon. Evet arkadaşlar, mizampile arkadaşlar saça dalga vermek amaçlı saça dalga vermek amaçlı eşit tutamlar alıp öne doğru tarayarak bu gudelere saldıktan sonra file geçirip mizampile makinesiyle belirterek elde edilen geçici şekil verme. Evet, neymiş arkadaşlar?
mizampile geçici şekil verme. Burada mizampileyi gösteriyorum tekrar arkadaşlar. Bu arkadaşlar kalıcı değil, geçici şekil verme. Fönün daha farklı. Topuzlarda falan kullanırlar bayanlar daha çok böyle arkadaşlar. Mizampile bu arkadaşlar. Şimdi natrizatör diyoruz arkadaşlar. Natrizatör saça kalıcı şekil verme işlemi kullanılan toz, sıvı, kozmetik ürünlere natrizatör diyoruz arkadaşlar. Saça kalıcı şekil vermek. Saça kalıcı şekil verme işleminde kullanılan toz sıvı kozmetik ürünü natrizatördür. Nedir arkadaşlar? Natrizatörü nerede kullanıyoruz? Saç düzleştirme işleminde keratinde kullanıyorsun efendim mesela. Düzleştirme işlemlerinde kullanıyorsun. Perma işlemlerinde kullanıyorsun. Permayı sardık, yıkadıktan sonra kalıcı şekil olabilmesi için natrizatör yapıyoruz arkadaşlar. Natrizatörün açılımı bu. Penuvar arkadaşlar. Saç kesim önlüğümüzün bir diğer adı da penuvar. Fransızca bir terim. Penuvar sıkça kullanılan terimlerden bir tanesi penuvar. Saç kesim önlüğü. Evet, yani o da koruyucu önlük olarak geçiyor mesleğimizde. Evet, penitrol saç açma işlemi sırasında kullanılan renk açıcı kozmik ürünler. Ben buraya getirdim, farklı farklı markalar var arkadaşlar. Toz bir üründür. Kimyasaldır. Bunun işte açıcısını korsunuz, tozdur. Bir miktar alıp biraz sonra ben nitelikselde anlatacağım size bunu. İşte 40 volümle çalışırsın, 10 volümle çalışırsın. Volümlere de geçeceğim biraz sonra. Onları da anlatacağım arkadaşlar. Penitrolü söyledim. Daha eskilerden penitronlar böyle sıvı halindeydi. Onu sulandırıp saçın gene durumuna göre kullanılıyorduk arkadaşlar. Pigmentasyon saç boyamadan önce boyayı dengelemek için yapılan işleme pigmentasyon işlemi diyoruz. Yani pigmentasyon bir nevi saç boyama arkadaşlar. Saça renk verme, saça kalıcı boyayla renk verme, şekil verme. Evet, risk arkadaşlar. Riski de bilmek zorundayız. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline tehlike diyoruz arkadaşlar. Vigo saç kurutma makinesinin ucuna takılan saç şekillendiricisinin adı Vigo arkadaşlar. Vigo'yu da ben buraya getirdim. Bunun küçüğü var, büyüğü var. Dalgalı saçlarda, kıvırcık saçlarda kullanıyoruz arkadaşlar. Fön makinesine takıyoruz. Vigo bu arkadaşlar. Evet. Vigo volüm. Volüm de biraz önce göstermiş gibi arkadaşlar. %20'lik volüm var. Efendim mesela 10'luk var, 30'luk var, 40'lık var. Elimdeki ürünleri ben çıkardım böyle. Saçın durumuna göre çok hızlı, yani senin çalışma şekline göre volümü siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Saçın durumuna göre, yapısına göre, dokusuna göre volümü kendiniz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Boya yapan arkadaşlar o şekilde adlandırabilirler. Evet arkadaşlar, zeksel saçın eşit biçimde tonlara ayırarak saldıktan sonra pamuk ve parmaklar yardımıyla şekillendirmesine zegzel diyoruz arkadaşlar. Yani şu perma bugüdüsü. Zegzeli genelde permada yapıyoruz. Şöyle aldım ben. Bir tutam saçı alıyorsunuz ilacı sürdükten sonra. Bunu da böyle saçın arasında saç düşünün arkadaşlar. Şu sarma işleminin adı, permayı saçla sarma işleminin adı zegzel hareketi arkadaşlar. Evet. Zegzel, zefiran arkadaşlar çok eskiden, eski terim olduğu için anlayamazsınız arkadaşlar. Dezenteksin olarak kullanılan, günümüzde Covid'de sık sık kullandığımız dezenteksiyon sterilizasyona geleceğim biraz sonra. Cihazları, otoklavlar, sterilizasyon cihazları olmadığı zamanlarda zefiranın suyla, daha sonra çamaşır suyuna falan dezente gitmeye başladık ama zefiran dezenteksiyon olarak kullanan bezelyum klorü ifade ederek kadar temizlik ve hijyen için kullanır. Malzemeleri dezenfekte etmek için kullanırız. Üzerinde parkütürleri aldıktan sonra temizlik işleminin yapmış olduğumuz işlemlerden bir tanesi. Evet. Burada ne var bakalım. Notlarımda. Dekolara söyledik. Helozon, klamozon, perma, zeksenden sonra Vigo, penitrol, oksidan, menzur arkadaşlar ölçme birimi. Volüm zaten 10, 20, 30, 40 diye anlatmıştım. Hijyen arkadaşlar
sağlık için bedeni ve çevreyi temiz tutmak ve hastalıktan korunmak için yapılan tüm işlemlerin adına hijyen diyoruz arkadaşlar. Dezenfeksiyon, kimyasal madde kullanarak mikroorganizmaları öldürmek. Otoglav arkadaşlar, otoglavı gösterdim mi? Otoglavı göstermedim arkadaşlar. Otoglav sterilizasyon cihazı arkadaşlar. Sterilizasyon cihazı. Herkesin salonlarında var. Makaslarımızı, taraklarımızı koyduğumuz cihazımızın adı aslında otoglavdır arkadaşlar. Sterilizasyon arkadaşlar, mikroorganizmaları temizlemek için kullanılan kimyasal fiziksel işlem. Sanitasyon, müşteri sağlığını korumak için kırıntıları temizlemek arkadaşlar. Zeflan dezenfeksiyon olarak kullanılan malzeme demiştim. Firkete saç tokası. Bayan kuaförleri çok kullanıyor bunun. Çengelli iğne, yani topuz yapmak için, saça şekil vermek için kullanılan ince tel tokanın arkası çengelli olan adı firkete arkadaşlar. Komodon aleti arkadaşlar. Ben komodon aleti de buraya birkaç tane örnek getirdim. Komodon aleti de bu arkadaşlar. Evet. Hocam bu da yakınlaştırır mısın yoksa? Evet. Bunların hepsi komodon aleti arkadaşlar. Komodon aleti. Burada siyah noktaları, kılların döngülerini almak için kullandığımız aletin adı. Evet arkadaşlar. Farklı farklı uçlar var bunların. Cildin durumuna göre, yapısına göre kullanıyoruz siyah noktaları, akneleri temizlemek için. Kıl, sivilce, siyah nokta, akne tedavisinde kullandığımız aletlerimizin adı komodon pres arkadaşlar. Efle makasını anlatmıştım. Saça seyretme veya uçtan inceltmeye yarayan makas türü diye biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Evet. Bu da arkadaşlar şesuar. Mizampile işleminde kullanmış olduğumuz mizampileyi sararsınız ıslak saçla, bugudilerle sardıktan sonra böyle şesuarın içinde korursunuz. Topuz yapmak için, geçici şekil vermek için kullanılır arkadaşlar. Evet, buradan alacaklarımızı aldık. Şimdi diğer konuya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, pigmentasyon, risk ve tehlikenin üstünden bir daha geçmek istiyorum. Pigmentasyon, saç boyamasından önce boyayı dengelemek için yapılan işlem dedik arkadaş. Renk farklılığını gidermek için bir nevi boya dedik yani arkadaşlar. Risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali risk arkadaşlar. İş yerinde, tehlikede iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar verme, hasar verme potansiyeline tehlike diyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Çalışma süreçlerinde ve alanındaki iş ekipmanlarında malzemelerden kesici ve delici iş aletleri, elektrikli cihazlar, aydınlatma donanımları, yanıcı, oksitleyici, patlayıcı, kozmetik ve diğer malzemeleri kaynaklanabilecek tehlike ve risk terimlerini ayırt eder diyor arkadaşlar. Burada şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Elektrik, su, kolonya, boya, oksijen, ağda, kırılan cam, ıslak zemin gibi. Yani bunları ayırt edeceğiz. Yani elektrik tesisatında, kablolarda bir sıkıntı varsa onların bakımını yapmak zorundayız. Çırağımız, kalfamız geldiği zaman sabah dükkana. İşte şu makine kablosu çıkmış veyahut da efendime söyleyeyim fön makinesinde sıkıntı var, saç kesim makinesinde sıkıntı var, lamba patlaktır, işte su elektrik şeyine çok yakın, fişlerine yakın patladığı zaman sıkıntı yaratır. İşte kolonyayı işte peteğin yanına veyahut da sıcak yere koymak gibi veyahut da boyaları kuru ve serin yerde saklamak gibi, oksijenleri, ağdaları böyle kırılan bir cam varsa onun yapılması gerektiğiyle ilgili. İşte zemin ıslaksa kaygan olup ve tehlike yaratacağıyla ilgili bilinmesi gerekenleri söylüyor arkadaşlar burada. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet, gene birbirine yakın konular. Çalışma sürecinde ve alanındaki iş ekipmanları ve malzemeleri kaynaklanabilecek risklere uygun
önlemleri, kesici, delici aletlerin muhafazası, elektrik cihazlarının, kimyasalların güvenlik kullanımı, uyarı işaretleri, levhaların ve koruma müdahale araçlarının kullanımını belirler diyor. Yani burada biraz önce söylediğim gibi boyanın saklanmasını, oksijenin nasıl saklanır, makasın nasıl muhafaza edileceği, nasıl serileceği, jiletin işte geri dönüşüm kutusuna atılacağı, hayvanlara zarar vermeyeceği, çöp toplayacak çocukların elini kesmeyeceği ile ilgili veyahut da çırağın kalfanın gelen müşteriye zarar vermesi gibi ustanın, jiletin, kompresin, kompres kazanı kullananlar vardır böyle buharı. Onun işte ayarının belli bir ısıda tutulması gerektiğiyle, ağda kazanın belli bir ısıda olması gerektiğiyle ilgili bunların ayırt eder diyor arkadaşlar. Zaten siz bunları biliyorsunuz. Bunların üstüne fazla durmayacağım arkadaşlar. Çalışma alanında çevre açısından riskli durum malzeme metalleri ayırt eder diyor. Burada da jilet atığı, sprey, boya, alkol, pil, batarya gibi bizim mesleğimizle ilgili işte jilet atını biraz önce söylediğim gibi geri dönüşüm kutusuna koyup spreylerin, boyaların nasıl muhafaza edileceğini, alkolün nasıl muhafaza edileceğini, kolonyalımız yani alkol derken burada kolonyadan bahsediyor. Pil, bataryasını filan nasıl saklanacağı, nasıl ayırt edeceği ile ilgili konuları söylüyor arkadaşlar. Çalışma alanlarında oluşan atıkların, kimyasal atıkların diğer dönüşümü, dönüşümsüz atıklar kontrolü, tesvihini ve vertarına ilişkin kuralları gerekçeli ile açıklar diyor. Bunları yani açıklamak zorundayız yani arkadaşlar. Bilmek zorundayız evet arkadaşlar. Jilet atığı, sprey, boya, alkol, pil, batarya, losyon, kağıt gibi hepsini bir kutuya değil de geri dönüşüm kutusuna ayırt etmek ve saklamasını, kullanmasını efendime söyleyeyim. Kullanma tarihlerini kullanmadan önce bakılmasıyla ilgili durumları bilmemiz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Evet. Çevre koruma açısından verimli kullanılması gereken doğal kaynakların ve kullanımın kurallarını belirler diyor. Çevre koruma açısından verimli kullanılması gereken doğal kaynakları ve kullanım kurallarını belirler. Arkadaşlar burada işte aydınlatmalarımızı güzel yapmak zorundayız. LED yapmak zorundayız. İşte suyumuzu fazla boştan yere akıtmamalıyız. Kağıtlarımızı, fönlerimizi, spreylerimizi, doğa sprey zaten Dünya Sağlık Örgütü tarafından sıkıntılı olduğu bildirildi. Fön makinesinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından ne kadar tehlikeli olduğu, kanserojen olduğu bildirildi. Kağıtların işte işte kullanmış olduğumuz envanterleri israf etmeden kullanmamız gerektiğiyle suyun, elektriğin işte lüzumsuz ışıklar varsa kapatılması, gün ışığından yararlanmasıyla ilgili çevreyi korumak için arkadaşlar. Evet. Saç ve saç derinin özellikleri ile ilgili sağlık kurallarının önemini açıklar diyor. Yani saç ve saç derinin özelliklerini sağlık kurallarına göre önemini açıklar. Yani kesime başlamadan önce analiz yapıyoruz. Et beni var mı, sivilce var mı, mantar var mı efendime söyleyeyim. Bununla ilgili saçın döngüsü nasıl, helezonu nasıl, seyrekliği nasıl, sertliği nasıl. Bunları analiz edeceğiz arkadaşlar. Bileceğiz ona göre boya işlemlerine veyahut da renklendirmelere, permalara, düzleştirmelere gireceğiz arkadaşlar. Kuaförlük uygulamaları açısından sakıncalı sağlık sorunlarıyla saçlı deride açık ya da sivilce et beni saç ve saç cilt hastalığı alerjik ayırt eder. Biraz önce anlatmıştım arkadaşlar. Gene analize giriyor. Egzaması varsa, et beni varsa, sivilcesi varsa keserken, boyarken, işlem yaparken analiz işlemin içinde bunlar saçın döngüsünü, helezonunu işte yani saçın analizini yapmadan bütün saç kesimlerinde önce analiz yapacağız arkadaşlar. Saçımızı kaldıracağız şöyle. Et beni var mı? Sivilcesi var mı? Yarası var mı? Egzaması var mı? Gerekirse doktora yönlendireceğiz. Bizim işlemlerimiz, yapmamız gereken işlemler belli. Kafamıza göre o saç kıran tedavisiyle ilgili falan o işlere ciltte sabit eser bırakmaktan kaçınacağız arkadaşlar. Çalışma sürecinde kişisel bakım uygulamalarını gerekçeli olarak açıklar.
Perma, boya, düzleştirme, maske işlemlerinde arkadaşlar boya yaparken işte biraz önce bahsettik ya, analizlerini iyi yapmak lazım. İnce telli mi, kalın telli mi, kaç volümle gireceğim, 10'la mı gireceğim, 20'yle mi gireceğim? Alerji testi yapmak zorundayız. Kulağın arkasına, memesine boyadan hazırlayıp yapacağız. Koltuk altına yapacağız. Yani koltuk altı derken şu içe, koltuğun şuralara, hassas yerlere. Az bir miktar süreceğiz huylanırsak. Ama adam düzenli boyasını yaptırıyorsa gene yapmak zorundayız. Perma yaparken saçlarda sıkıntılı olacağız. İnce telli saçlarda. Saçın alerjisini yapacağız. Saçı dökecek miyiz? Saçta sabit eser bırakacak mıyız? Yıpratacak mıyız? Bunları saçın sağlıklı saçlara diyeceğim bir şey yok ama bilakis çocuklarda 18 yaş altında ebeveynlerinden izin almasını, renklendirme yaparken filan, yüzleştirme işlemleri yaparken, maske yaparken bunlar hep böyle kontrol altında. Yani böyle saçı boyadım, dışarı çıkayım, sigara içeyim, bir çay içeyim, kahve içeyim diye devamlı kontrol halinde müdahale edeceğin şekilde başında 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika müdahale edeceğiz arkadaşlar. Bir sıkıntı olursa kafası yanar, Allah göstermesin, farklı sebepler verirsin, saçını dökersiniz, yakarsınız. Bu işlemler kimyasal olduğu için çırağı yönlendirmeyeceksiniz. Bilakis başında duracaksınız arkadaşlar. Evet, burada bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İlk yardım temel ilke kurallarını açıklar arkadaşlar. İlk yardım temel ilke kurallarını bilmek zorundasınız arkadaşlar. Koruma, bildirme, kurtarma arkadaşlar. 112 artık biliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacağız? Koruma, bildirme, kurtarma. Bunu bilmek zorundayız arkadaş. Periyodik sağlık muayenesinin gerekçelerini ve yasal kurallarını açıklar. Evet arkadaşlar, burada ne dedik? Koruma, bildirme. Buraya bir ilk yardımla ilgili şey de söyleyebilirim. Not almışım buraya. ABC arkadaşlar. A, hava yolu açıklığını değerlendirilmesi. B, solunum değerlendirilmesi. Bak, dinle, hisset. C, dolaşım değerlendirmesi. Bu da şah damarına 5 saniye nabızın atıp atmadığını kontrol etmek. Dolaşım değerlendirmesi bu arkadaşlar. Evet. Periyodik sağlık muayenesinin gerekçeli ve yasal kurallarını açıklar diyor. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Tehlikeli sınıfa girdiğimiz için bu çok önemli. Az tehlikeli sınıflarda 5 yıl, tehlikeli sınıflarda 3 yıl ki bu bizi ilgilendiriyor. Çok tehlikeli sınıflarda da 1 yıl. Genç ve hamilelerde de 6 ayda bir. Yani eski bizim portör muayenesimiz vardı, muayeneleri. Zabıtalar istediği küşat ruhsat yaparken sağlık muayenesi, portör muayenesine yerine geçen kurallar bunlar arkadaşlar. Evet. Hijyen, dezenfeksiyon, sterilizasyon terimlerini anlamsal olarak farkını ayırt eder diyor. Ben burada notumu almıştım arkadaşlar. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, hijyen sağlıklı yaşam için bedeni, çevreyi temiz tutmak ve hastalıklardan korunmak için uygulanması gereken önlemlerin tümüne hijyen diyoruz arkadaşlar. Evet, gene burada çalışma ortamıyla ilgili iş ekipmanlarını, özel ekipmanlarının özelliklerine uygun ve temizlik dezenfeksiyon yöntemini, dezenfeksiyon yöntemini açıklar diyor. Dezenfeksiyon da arkadaşlar, dezenfeksiyonu iyi aklınızda tutun arkadaşlar. Cansız objeler üzerinde mikroorganizmaları öldürmek için kimyasal maddeleri kullanarak gerçekleştirilen işleme dezenfeksiyon işlemi diyoruz arkadaşlar. Çalışma alanlarında süreçlerinde acil durum ve alınması gereken önlemlerini açıklar diyor arkadaşlar. Acil durum arkadaşlar, iş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelecek yangın, patlama, tehlike, kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal ve afet gibi acil mücadele, ilk yardım ve tahliye gerektiren olaylara acil durum diyoruz arkadaşlar. Evet, kadın ve erkek kuaförlerinde ortak kullanılan iş ekipmanları, cihazları, fön makinesi, sterilizasyon cihazı, ense makinesi, maşa, araç, gereç, makas türleri,
tarak türleri, fırça türleri, ustura, saç kesimi için havlu, teknik özelliklerini, işlevini ayırt eder diyor arkadaşlar. Yani bunları evde makası nasıl kullanacağımızı, usturayı nerede kullanacağımızı, fönü nerede kullanacağımızı, hangi fırçayla güzel fön çekileceğini, hangi fırçayla güzel fön çekeriz. İnce kıl fırçayla en güzel fırça fön çekilir arkadaşlar. İnce kıl fırça. Bunu unutmayın arkadaşlar. Fönü, en sağlıklı fönü ince kıl fırçayla. Yani salonlarımıza baktığımız zaman %90 ekip kuaförlerinde hep böyle plastik fırçalar vardır. Ama sağlıklı fönü ince kıl fırçayla çekeriz arkadaşlar. Malum şu anda kullanılan havluları falan şeylerin şey. Bu yani bu ürünlerin sterilizer cihazlarını falan anlamını açıklar diyor arkadaşlar burada. Evet, şimdi tekrar ince bir konuya geldim arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Kuaförlük uygulamaları kullanılan malzemelerin kozmik boyalar, jöleler, şampuanlar, renk açıcılar, kremler, spreyler, saç bakım maskeleri, tek kullanımlık malzemeler, havlular, penuvar, önlük, boyun bandı, boyun şeridi, pudra niteliksel ve niceliksel olarak kullanılan uygulamaların özelliklerini açıklar diyor. Yani burada niteliksel ve niceliksel olarak ben size anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, evet Emircan, nasıl anlatayım ben bunu? Şimdi arkadaşlar, şu boya diye şey yapalım, bu açıcı renklendirici de, bu bir niteliksel arkadaşlar. Bunu ne kadar miktarını koyduğunda niceliksel. Yani boya koyuyoruz, boyanın üstüne de ne kadar oksidan koyuyoruz arkadaşlar. İşte 1 santim boya koyduysak 1 santim de oksidan koyuyoruz. Yani bu niteliksel, içine döktüğümüz niceliksel. Nitelikseli, nicelikseli böyle ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Su bir niteliksel, kaç yudum içtiğimde niceliksel. Yani oksidan 20 volüm niceliksel, niteliksel dedi mi lan? Beni de karıştı. Yani boya bu oksidan niteliksel. Ne kadar bundan oksijenden koyduğumda niceliksel. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Ben bile anlatırken karıştırıyorum bazen. Evet arkadaşlar. Yine bu da ince bir ayrıntı arkadaşlar. Kuaförlükte kullanılan malzemelerin kozmik boyalar, jöleler, şampuanlar, renk açıcılar, kremler, spreyler, saç bakım spreyleri, tek kullanımlık malzemeler, havlular, penuvarlar, önlük, boyun bandı özelliklerine göre stoklama, saklama koşullarıyla kozmetikleri bozulma belirtilerini renk, koku, doku işlemleri ayırt eder diyor. Yani burada arkadaşlar anlaşılmayacak bir şey yok. Bunları koruma tedbirlerini nasıl koruyacağımızı, nasıl muhafaza edeceğimizi, neyin ne olduğunu, stoklamayı nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili serin ve kuru yerde yapacağız işte. Yani bir takım saklama koşullarıyla filan, zaten bunları biliyorsunuz. Şu boyayı nerede kullanacağını, jöleyi nerede kullanacağını, şampuanı nasıl kullanacağını, artık bunları fazla üstüne durmuyorum ki, diğer konular daha önemli benim için. Onlara geçmek istiyorum. Kullanılan iş ekipmanları işlevsiz kontrolünde günlük veya genel bakımları ile arızayı tespit önleme dair uygulamanın teknik talimatına göre açıklar. Evde demiş olduğum gibi arkadaşlar, kullanılan iş ekipmanları, efendime söyleyeyim, malzemelerimiz, envertelerimiz, tezgahımız önünde kullanılan malzemeleri, efendime söyleyeyim, sabahtan çırağımız geldi, makinemizi kontrol etti, fön makinesini kontrol etti, temizliğimizi yaptıktan sonra tezgahın üstüne geçti. Şampuanımız eksikti, ustamıza bildirdi, mesul müdürümüze bildirdi. İş ekip çalışması aynı zamanda bu. Fön makinesinde arıza varsa, efendim suda arıza varsa, elektrik tesisatında arıza varsa, efendime söyleyeyim, bir takım şeylerde arıza varsa bunları mesul müdürüne bildiriyor. Mesul müdürü de gerekeni yapıyor. Hemen gün ortasında, çalışma ortasında sıkıntı olmadan gereğini yerine getiriyor arkadaşlar. Bunlar zaten açık şekilde söylüyor burada.
Kuaförlük uygulamaları ile ilgili kritik müşteri bilgilerini, kimlik, iletişim, zaman, randevu, sağlık, saç, sakalın durumu, kullanılan ürünler, yapılan uygulamalar, kayıtlarını, işlevini belirler. Yani burada kayıt tutmayla ilgili arkadaşlar. Yani ekip çalışması ile ilgili gene buraya değiniyor. Yani kullandığı ürünü not al diyor. Saçının yanlarını biriyle aldıysan onun notunu al diyor. Ahmet Bey'in saçının yanlarını biriyle aldık. Ahmet Bey'in döngüsü var. Ahmet Bey'in etmeni var. Ahmet Bey'in işte alerjisi var. Ahmet Bey'in randevu, hassas randevu saatini belirliyorsun. Doğum gününü, özel günlerini belirliyoruz arkadaşlar. Ali kestiyse ilerleyen zamanlarda veli keseceği zaman sıkıntı yaşamayacak. Yani kaç bölümle saçını boyadı, kaç dakika tuttu. Yapılan işlemlerin hepsini not alacağız arkadaşlar. Eğer o gün biz yoksak, usta yoksa kalfa sıkıntı yaşamadan almış olduğu notlardan müşteriyi memnuniyetini artıracak şekilde müşteri salonumuzdan ayrılacak. Yani memnun bir şekilde ayrılacak. Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde geçtikten sonra mesleki uygulamaların müşteri ilişkinin temel ilkelerini, müşteri psikolojisine uygun davranmayı, zor müşteriyle baş etme yöntemlerini açıklar diyor. Zor müşteriyle baş etme yöntemleri arkadaşlar, açıklamak, yani psikolojisi bozuk olan müşterilerimiz de gelebiliyor. Burada ne yapmamız lazım? Hep böyle üstün olmayacağız. Müşteri konuşmasına müsaade edeceğiz. Müşteri dinleyeceğiz. İşte saçınızı biz uzunun çaresi var da kısanın çaresi yok. Hep bir tık uzun keseceğiz. İstediği yönde, istediği modele yakın bir şekilde keseceğiz. Efendime söyleyeyim. Güzel anlatacağız. Saçın yapısını, saçın tanımını analiz ettikten sonra efendime söyleyeyim, istediği şekilde müşterinin talebi doğrultusunda saçı keseceğiz. Kafamıza göre saç kesersek zor müşteriyle mücadele edemeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zor müşteriyle yöntemlerini anlattıktan sonra burada şeye geçiyorum. Kuaförlük uygulama sürecinde kaliteyi belirleyen temel unsurlar sağlık, hijyen, müşteri memnuniyeti, teknik, ustalık ve hata gidermeleri açıklar diyor. Yani burada randevuyu zamanında alacağız. Adamın randevusunu almış, 12'ye randevu almış, 12.30'da tıraş etmeyeceğiz. 12'deyse 12'de en fazla 1 dakika 2 dakika tereddütsüz olabilir. 12'de adamın randevusuna gelip oturacak. Buradan belki toplantıya, görüşmeye gidecek. Temizliğimize dikkat edeceğiz. Salon temizliğine. Salon temizliği ilk 3 saniye salona girince çok önemli. Kokusundan, havasından, dokusundan çok önemli. Salon temizliği. Salon temizliğiyle beraber beden dili, vücut dili çok önemli. Müşteriyi ayakta karşılamak, göz teması kurmak gibi. Efendimiz çırağımıza bir çay ver, kahve ver değil de çırağımızın adı neyse işte. Benim çırağımın adı Emircan. Emircan Bey, bir çay verir misin? Abimle ilgilenir misin? Yardımcı olur musun gibi. Kişisel bakımımıza dikkat edeceğiz. Sabah kalktığımız zaman duşumuzu alacağız. Müşteriyle yakın temasa giriyoruz. Koltuk altımız kokabilir, terleyebilir. İşte sarımsaklı şeyler yemeyeceğiz. Koku içeren şeyler yemeyeceğiz. Efendime söyleyeyim. Saçı tıraşa başlarken analizini yapacağız. Biraz önce konuştuğumuz gibi et beni var mı, sivilcesi var mı, egzaması var mı, yarası var mı, buna bakacağız. Müşteriyle yapılan işlemleri not altına alacağız. Kayıt altına alacağız. Efendime söyleyeyim. Not tutulması çok önemli. İşlem notu. Boyasını işte, saçını kaçta kestik, direnç noktası, esneme payı gibi bazı kritik şeyler var. Bunları not alarak bir sonraki biz olmadığımız zaman kalfamız, çırağımız veyahut da yardımcımız zorlanmasın diye. Müşteri memnuniyeti için bunlar çok önemli arkadaşlar. Evet. Tabi hata giderme, rutuş yapma, hijyen, bunları bahsettiğim teknik, ustalık ve hata giderme diyor. Yani analizi yaptıktan sonra ben ne yaptım diye en son şöyle bakıp hata gidermeye, rutuşlayarak, saçı harmanlayarak sağından soldan bakıp hata gidermeyi, boyada da işte eğer yoğun olan yerlerden saç boyasına başlarsanız, beyazın yoğun olduğu yerden daha güzel sonuç alırsınız. Tepeden başlanmıyor. Isınma noktası tepe olduğu için yanlardan veyahut da ensen yoğunsa enseden bir buç olarak girebilirsin. Bu da bir
müşteri niye tercih etsin bağlamında sunumlarından bir tanesinde vardı zaten. Kuaförlük uygulama sürecinde kaliteyi belirleyen temel unsurları açıklar. Kaliteyi belirleyen temel unsurlar arkadaşlar temizlik hijyen kuralları demiştik. Biraz önce bahsetmiş olduğum randevu sistemi, ekip çalışması bunların hepsi kaliteyi belirleyen unsurlar. Gene ekip çalışmasının önemi demişiz işte. Ben saçı çok güzel kesiyorum ama yanımda çalışan arkadaş da sakalı çok güzel kesiyor. Veyahut da öbürü de masajı güzel yapıyor. Öbürü boyayı çok güzel yapıyor. Permayı çok güzel yapıyor. Ekip çalışması bu arkadaşlar. Herkes not alınması, ekip çalışması ile ilgili. Yani çözüme bağlı temel bilgileri açıklardı. Herkes bilgisini çırağına, kalfasına aktaracak ki o çırak kalfada ekip çalışmasından faydalanacak arkadaşlar. Evet, kooperatif kurumuna ile ilgili süreçlerin aşamalarını eş zamanlı ve eş güdümlü gerçekleşmesi gereken işlemleri açıklar. Yani eş zamanlı derken arkadaşlar eş güdümlü. İşte boyayı sürdün, 10 dakikaysa başına duracaksın, 15 dakikaysa başına duracaksın. Tarağın sırtıyla tutmuş mu tutmamış mı bakacaksın, alerjik reaksiyon geçiriyor mu ona bakacaksın. Açıcıları kullanırken dikkat edeceğiz. Efendim mesela perma yaparken, düzleştirme yaparken bunlar böyle ani müdahale edilmesi gereken işler arkadaşlar. Yanının başında duracağız. İşi gevşek tutmayacağız. Müşteriyi koltuğa aldığımız zaman müşterinin başında duracağız arkadaşlar. Bu da gene bir müşteri memnuniyetiyle ilgili. Eş güdümlü yani eş zamanlı yapılacak. Mesela adam perma yaptı. Bir de dedi ki renklendirme yap dedi. Bunu anlatacaksın. Hemen boyanın üstüne açıcı yaptınız. Renklendirme kül grisi yaptınız. Oryelle açtınız. Kül grisi yaptınız. Üstüne bir de dalgalı bir saç istedi. Bunun olmayacağını, bunun sıkıntılı olacağını, cilde zarar vereceğini açıklamanız lazım arkadaşlar. Yani permalı saça boya yapılmaz. Boyalı saça da perma yapılmaz. Yüzleştirme yapılmaz. İşlem üstüne işlem sıkıntı olur arkadaşlar. Kuaförlük temel moda akımlarının uygulamanın yöntemlerini açıklar. Temel moda akımı işte keratinmiş, rastaymış, mikro kaynakmış, renklendilermiş. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Bunların da gerekçeli açıklamalarını yapacağız. Temel moda akımı. Kuaförlük temel moda akımlarında uygulamada kullanılan malzemeler, iş ekipmanları gelişimine dair temel bilgiler açıklar ki bu bilgileri, anekdotları ben size biraz önce anlatmıştım arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım ben kısaca konu başlıklarından gittim. Müşteri sizi niye tercih etsin mamlu sunumunun anekdotlarıydı bunlar. Daha önce de diğer videolarda da bir önceki videolarıma da bakarsanız orada da müşteri sizi niye tercih etsin mamlu beden diliyle vücut diliyle ilgili güzel çalışmalarım vardı. Eğer arzu ederseniz Ankara Berber Odası Başkanımız Sayın Sezai Kara ile itibada geçip isminizi yazdırırsanız oraya ilerleyen zamanlarda istediğiniz zaman çoğunluk oluştuğu zaman uygun zamanda eğitimlerimiz ücretsiz bizim arkadaşlar. Ücretsiz eğitimleri bu mesleğimizle ilgili kesim teknikleriyle, renklendirmelerle ilgili, temizlik kurallarıyla ilgili, beden diliyle ilgili sormak istediğiniz bütün soruları buraya yorumla yazabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde derste alma imkanına sahipsiniz yeterli çoğunluk sağlandığı zaman. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Haydi günler.